Almanya Merkezi Dünya Uygur Kurultayı Başkanı Dolkun İsa, Çin'in işgalindeki Doğu Türkistan'da yaşayan Müslüman Türklere karşı bir insanlık suçu olan etnik soykırım cinayeti işlemekte olduğunu, bu suçların asıl amacının bölgede tarihten beri yaşayan ve var olan Uygurlar başta diğer tüm Türk halklarını tamamen yok etmek olduğunu söyledi. Dünya Uygur Kongresi Başkanı İsa, bu sözleri bir Dünya Uygur Kongresi heyetiyle birlikte bulunduğu Latin Amerika ülkesi Brezilya'nın en büyük ve nüfuzlu gazetelerinden São Paulo News'te yayınlanan röportajında dile getirdi. Fransa'nın üst meclisinde Yeşiller Partisi'nin üst düzey milletvekilleri tarafından bu yıl 16 Ocak'ta meclise sunulan Uygur zorunlu çalıştırmayı içeren ürünlerin yasaklanması önergesi tartışıldı ve oylandı. 1 Haziran'da karar taslağı kullanılan 144 oyla tam destekle kabul edildi. Karar taslağında Fransa ve Avrupa pazarlarına ithal edilen Uygur zorla çalıştırma ürünlerine ambargo uygulanması ve Uygur zorla çalıştırma yoluyla üretilen giysi, araba ve diğer ürünlerin Fransa ve Avrupa'da tüketilmemesi gerektiği belirtiliyor. 3 yıl aradan sonra Çin'e gelen Tesla CEO'su Elon Musk burada bulunan fabrikalarını da ziyaret etti. Uygur hareketi Tesla'ya çağrıda bulunarak Uygurların köle emeğini bırakmasını istedi. Çin'de daha fazla genişlemenin rahatsız edici sinyalleri ve Tesla'nın ayrışmaya muhalefeti, Sheffield Hallam Üniversitesi ve Nomajia'nın yakın tarihli bir raporunda vurgulandığı gibi şirketin tedarik zincirlerinde Uygur zorla çalıştırmanın devam eden kullanımına yönelik şok edici bir ihmali ortaya koyuyor. Uygur hareketi Tesla'dan Uygur soykırımındaki bu suç ortaklığını sona erdirmek için derhal harekete geçmesini talep etti. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ülkesinin ulusal güvenlikte zorlu ve karmaşık sorunlarla karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek yetkililere en kötü senaryoya hazır olun mesajı verdi. Xinhua'nın haberine göre Xi, Çin Komünist Partisi'nin Ulusal Güvenlik Komisyonu toplantısında ülkenin kendine yeterliliğine odaklanan yeni kalkınma modelini güvenceye alacak yeni bir güvenlik mimarisiyle modernize edilmesi çağrısında bulundu. Türk Telekom Export Import Bank of China ile 80 milyon avro tutarında uzun vadeli kredi anlaşması imzaladı. Türk Telekom Grup yatırımcılarının stratejik girişimlerinin ve büyüme planlarının finansmanı amacıyla Sinosuro sigortası kapsamında Export Import Bank of China ile 80 milyon avro tutarında uzun vadeli kredi anlaşması imzaladı. Asya Pasifik bölgesinin en önemli güvenlik forumu Shangri-La diyaloğuna katılmak için Singapur'a gelen Çin Savunma Bakanı Li Shangfu, egemenlik itirafı içinde oldukları Tayvan'la yeniden birleşme için güç kullanımını dışlamayacaklarını bildirdi.